Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılan linklerine de oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar görüntü kalitesinin biraz daha iyi olabilmesi için şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Aslında bir tık daha yakınlaşalım. Görüntü bozulduğu zaman ona da kusura bakmayın dersimize devam edelim ilk sorumuzdan. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Arkadaşlar sıcaklık dediğimiz termometre ile ölçülür. Sıcaklık dediğimiz santigratla gösterilir. Yani sıcaklık aslında şudur. Mesela bugün hava kaç derece dediğinde ne diyorsun? 10 derece. Ha bu 10 derece dediğin ifade aslında sıcaklıktır. Sıcaklık termometre ile ölçülür doğru bir ifadedir. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Şimdi bir tane çakmağım olsa da şurada keşke getirseydim ya çakmam. Diyelim ki bir çakmak var elimizde. Bir de tahta kalemimiz var. Ben bunu yaktım burada. Ne olur? Belli bir müddet sonra buraya yanmaya başlar. Çakmak ne? Sıcak. Kalem soğuk. Ha, yani baktığın zaman sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bu alışveriş nereden nereye oluyor? Sıcaktan nereye gidiyor? Soğuğa. Soğuk. Soğuğa hatta daha doğrusu şöyle. Bu yazamadık ya. Soğuğa değil. Soğuk diyelim şöyle. Sıcaktan soğuğa doğru gidiyor. Sıcaklık bir maddeden diğer maddeye aktarılan bir enerjidir demiş arkadaşlar. Bir enerji birimidir. Doğru bir ifadedir. Her maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı yükselir. Bak. Şimdi her maddeye bir ısı verdiğinizde sıcaklığı yükselmez. Bunu bir kere kafanızdan kaldırın. Niye? Çünkü o madde mesela kaynama noktası gibi bir noktaya geldiyse sürekli aynı sıcaklıkta olur sıcaklığı yükselmez yani suyu düşündüğünüzde Mesela suyu koydunuz. Ocakta suyunuz var. Kaynıyor değil mi bir taraftan? Termometreyi içine daldırdınız. Kaç derece çıktı? 100 santigrat. Altını daha da çok açsanız yine 100 santigrat gösterir. Yani sürekli ısı vermeniz aslında onun sürekli sıcaklığının artacağını göstermez. İstiyorsanız deneyebilirsiniz evde termometre varsa. Işık kaynaktan çıktıktan sonra doğru şeklinde yayılır demiş arkadaşlar. Bu da Doğrudur. Doğru olarak ne yapar? Kaynaktan çıktığı şekilde ama bak sadece tek doğru üzerinde değil. Farklı etrafa doğru şeklinde yayılır. Ay doğal ışık kaynağıdır. Bize ayı anlatırken neden de arkadaşlar? Ay ayın tanımı şudur. Ay güneşten gelen ışınları dünyaya yansıtır denilir. Yani ay aslında doğal ışık kaynağı değildir. Doğal ışık kaynağı dediğimiz kendiliğinden ışık olması. Mesela güneş kendinden ışıktır değil mi ama ay güneşten gelen ışınları dünyaya yansıtır yani yanlış bir ifadedir. Su ve cam saydam maddedir demiş Mesela en basit yanımda su yok bir tane kolonya var arkadaşlar. Kolonyaya baktığınız zaman alt taraftan ışığın geçtiğini görebilirsiniz ha. Diyebilirsiniz hocam bu biraz tırtışlı olduğu için tam geçmiyor. Düz bir zemin olsaydı arkadaşlar suyun ışığı geçirebildiğini görebilirdiniz. Aynı şekilde şu anda kameramın önündeki cam da ne yapıyor arkadaşlar? Görüntüyü ve ışığı geçirebiliyor. Bu da saydamdır yani doğru bir ifadedir geldik 8'e. Işık kaynağı olan cisimler ışık yaydıkları için görülür demiş. Bununla ilgili şu anda bir tane ışık kaynağım vardı. İçeride kalmış. Hemen alıp geliyorum. Evet aldım geldim. Mesela bu görmüş olduğunuz bir tane diğer derslerimde de göstermiştim. Aslında eskinin stres çarkına benzeyen bir ışık kaynağıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi soruda ne diyor bize? Işık kaynağı olan cisimler ışık yaydıkları için görülür demiş. Siz bu cismi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ışık kaynağımın birini kapattığımda yine görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Yani doğru bir ifadedir. Bakın her soru içinde bir tane materyal getiriyorum yanımda. Arkadaşlar kamera biraz şey yapıyor ya. Biraz daha uzaklaştırmak gerekiyor aslında ama neyse devam edelim. Dokuzun sorumuza bakalım. Saydam olmayan cisimlerden ışık geçemediği için Cisimlerin arkasında gölge oluşur demiş. Yani burada mesela elimin dikkat ederseniz arka tarafında bir gölge vardır. Niye? Işık geçmediği için gölge oluşur. Doğrudur. Geldik son soruya. Öyle saatlerinde gölge boyu en kısadır. Arkadaşlar şu anda baktığınızda aslında benim bu ders çektiğim ortam bir öğleyi gösteriyor. Öğle saati. Niye? Işık tam yukarıdan indiği için gölge boyunu göremezsiniz. Bakın burada bakın gölge boyu sadece şu köşeyi görebiliyor musunuz? Alt tarafı. Çok kısa olur. Ama mesela bu ışık kapalı olsaydı şu şekilde. Yan taraftan bir ışık gelseydi ama şu anda elimdeki malzeme biraz şeffaf olduğu için gölge oluşmayacaktır. Bakın dikkat edin gölge boyunu. Yan taraftan ışık verseydik gölge boyu çok büyük olacaktı. Mesela bu sabah böyle öğle vakti oldu. Ne yaptı? Gölge boyu küçüldü. Daha sonra akşama gitmiş oldu. Yani öğle saatlerinde gölge boyu kısa olur demiş. Doğru bir ifadedir. Işık nokta nokta yoluyla mı yayılır demiş. Pardon. Işık nokta nokta yayılır demiş. E nerede yayılır arkadaşlar Işık Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılır. Ha şimdi boşluk aslında bir nevi uzay olarak anlatmıştık değil mi size? Şöyle bir şey sorayım. Uzayda ışık yayılır mı? Düşündük şimdi cevap bekliyoruz. Yayılır değil mi? Niye? Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar uzayda ışık yayılmasaydı ne olurdu? O yıldızların görüntüsü yani ışığı ya da güneşin ışığı bize gelmezdi. Isı alarak maddenin boyutlarındaki artış yani elektrik telleri diye 5. sınıf fen dersinde anlatmıştım. Elektrik telleri kışın böyle dimdiktir arkadaşlar böyle sarkmazlar. Yazın ise arkadaşlar şöyle bir sarkıt gibidir. Tamam. burada göstermemişim. Bu yaz, bu da kış. Bunun nedeni ısıdan dolayı genleşmesi ve büzülmesi ile alakalıdır. Yani ısı alarak maddenin boyutlarındaki artış neye örnektir? Genleşme. Yani yaz geldik C'ye. Işık her yönde nokta nokta halinde yayılır demiş. Nedir? Doğrusal. Doğrusal. Yukarıda da söylemiştik. Işık kaynaktan çıktıktan sonra doğru şeklinde yayılır. Yani doğrusal olarak tek bir doğru değil arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi bunu da tek bir doğru diye bu soruyu ben yazdım. Şuraya doğrusal diyeyim. Ondan sonra hocam doğru dediğiniz tek bir doğru gibi düşündük demeyin. Doğru sağlı şekilde. İkisi farklı bir ifadedir. Opak cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye biz ne deriz? Gölge deriz. Az önce gösterdiğimiz gibi. Öyle vakti güneş tam tepedeyken oluşan gölgeler nasıl olacaktır? Tabii ki de kısa olacaktır uygulamalı olarak gösterdik. Saydam malzemeler yani ışığı geçiren malzemelere 3 örnek. 1- Cam 2 hava 3 su 4 ya diye devam edebilirsin örnekten. Yarı saydam malzemelerden 1 tül perde. Tül perde. Bunları 5. sınıf fen dersinde örnek olarak verdik. 2 yağlı kağıt. Yağlı kağıt da aynı şekilde arkadaşlar yarı saydam şeklinde ışığı geçirir. 3 buzlu cam. Buzlu Cam bu da yarı olarak görüntüyü geçirir. Opak cisimler, yani ışığı geçirmeyen cisimler. Bir ateş, su, toprak, tahta diyor diye dört element. Onlardan bazıları. Tahta. İki. Ne yazabiliriz? Demir diyelim arkadaşlar. Demir. Üç. Taş diyelim. Hani bunları daha çok örnek verebilirsiniz. Geldik arka tarafa. Şimdi ısı ve sıcaklıkla ilgili bir karşılaşma, karşılaştırma ifademiz var arkadaşlar. Hangisi enerjidir, hangisi termometreyle ölçülür, hangisinin birimi santigrattır gibi bir ifade var. Arkadaşlar burada enerji olan sıcaklık değildir. Enerji olan ısıdır. Böyle çarpılımı yapsam yok tek koyalım arkadaşlar. Bakın sıcaklık bir enerji değildir. Isı bir enerjidir. Sıcaklık bir enerji birimi gibi bir ifadedir. Termometre ile neyi ölçeriz dedik? Sıcaklığı ölçeriz. Kaç derece olduğunu. Birimi santigrat derece olan yani bugün hava 5 santigrat derece dediğimizde nedir? Sıcaklıktır. Birimi jül ve kalori olan şu kadar kalori yakmam lazım dediğimiz ısıdır değil mi? Ka ne diyor kalorimetre ile ölçülür demiş. Bu da nedir? Isıdır. Maddeler arasında alınıp verilen de nedir? Isı alışverişidir arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın tekrardan yapıyorum. Enerji olan ısıdır. Termometre ile ölçülen sıcaklıktır. Birimi santigrat olan sıcaklık. Birimi jül ve kalori olan ısı. Kalorimetre ile ölçülen ısı. Maddeler arasında alınıp verilen tabii ki de ısı hatta ısı alış verişi. Rişi diye aklınızda yer etsin. Geldik test sorularımıza. Günümüzde kabul görmüş Carlos Yunaeus'un Yunaeus ne yapışın diyor. Yunaeus'un canlı sınıflandırmasına göre canlılar olmak üzere 4 ana grupta toplanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dört ana grubun isimlerinden biri değildir? Bakın diyor ki canlıları dörde ayırdık bu dört grup nedir? Bir mantarlar var mıdır? Var. İki bitkiler var mıdır? Var. Üç mikroskobik canlılar var mıdır? Var. Ama insanlar diye bir şey yok. İnsanlar yerine hayvanlar olacaktır. Geldik ikiye. Işık ışınları aşağıdakilerden hangisinden daha fazla yansır? Örnek olsa da göstersem. Ama aslında şurada bir tane şey var. Örneğim var ya. Dur bakalım şuradan size bir şekilde göstereceğim. Bir ayna demiş. Beyaz duvar, siyah ceket, metal kaşık demiş. Bakın bir aynam yok. Ama mesela şu anda baktığınız zaman burada aynaya benzer bir yapı var. Burada biraz daha şöyle yaklaşsam aslında benim yüzümü bile görebilirsiniz. Burada arkadaşlar beyaz duvar görüntüyü çok yansıtmaz. Yansıtır ama bunlar kadar çok değil. Siyah ceket zaten ışığı emeceği için hiç yansıtmaz. Metal kaşık şu görüntüyü verir ama ayna arkadaşlar en çok yansıyandır. Niye? Çünkü karşısına geçtiğimizde kendi görüntümüz bile oluşur. Gökyüzünden yere düşen dolu suyun hangi halidir? Dolu nedir? Katıdır değil mi? Hatta bu neydi? İspanya'da mı ne bir dolu yağdı böyle arabalar paramparça oldu. Ondan dolayı suyun katı halidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri şapkalı mantarlara aittir? Bu şapkalı mantar kardeşlerimizde yaprak bulunmazlar. Bulundurmazlar. Yoktur yaprak. İki, Besin yapabilirler. Fotosentez yok bunlarda arkadaşlar. Besinlerini kendi yapmaz. Dışarıdan topraktan hazır olarak alır. 3. Doğada zehirli ve zehirsiz türleri vardır. Ha, bak bu doğrudur. Hangisi şapkalı mantara aittir demiş. Yalnızca 3 olacaktır. Doğada zehirli ve zehirsiz mantar vardır. Bununla ilgili de çok sinema filmi çekildi. Onlardan birini izlemişsinizdir. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir? Kuvvet deyince aklınıza Newton gelecek arkadaşlar. Daha sonra ne ile ölçülür sorusuna da dinamometre olacak. Kuvvetin büyüklüğünü hangisi ile ölçülür dediğinde de dinamometre olacaktır. Kuvvetin birimi newton, ölçümü dinamometre. Arkadaşlar bu sınavımızda bu şekildeydi. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişizdir. Böyle bir tekrar göstereyim. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler almanız. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.